Bundan tam 65 yıl önce bir deney yapıldı ve tam da bugünleri anlatıyor. John Calhoun isimli bir davranış bilimci farelerle bir deney gerçekleştirdi. Bu deneyde farelerin seçilme amacı ise insan davranışlarına en yakın sosyal davranışlar geliştiren hayvanlar olması. Fareler de bizler gibi roller geliştirebiliyorlar, agresifleşebiliyorlar, saldırganlaşabiliyorlar, hiyerarşi oluşturuyorlar, iş bölümü yapabiliyorlar. Anlatacağım deney biraz karmaşık ama insana dönüp baktığımız zaman insan bilinçli bir varlık olduğu için işler insanda daha da farklılaşacak. Bunu da videonun sonunda birlikte konuşacağız. Bu deney içerisinde 5 tane farklı grup oluşuyor. Alfalar, pasifler, güzeller, dişiler ve yavrular. Bu grupların detaylarına videonun ilerleyen aşamalarında geleceğim ve bu grupların bizim günümüzde yaşadığımız sosyal ortamlardaki hangi gruplarla benzerlik kurduğu konusunda sizlerden yardım bekleyeceğim ve yorumlara yazmanızı isteyeceğim. Deneyin en başında Calhoun 4 çift çok sağlıklı fareyi alıyor ve oluşturduğu bir ütopyanın içerisine bırakıyor. Burası öyle bir alan ki yemek sınırsız, su sınırsız. Zaten o alanın bakımı belirli aralıklarla yapılıyor, steril. Herhangi bir saldırgan, bir yırtıcı korkusu olmadan bu alanda fareler yaşıyor. Ortamın ısısı bile fareler için en ideal derecede. Özel yatma alanları var. Hatta yünler bile bırakılmış farelerin oynaması için. Hastalık riski yok, açlık riski yok, saldırı riski yok. Bunların özellikle altını çizmek istiyorum çünkü bu deney için çok önemli. Çünkü Calhoun burada fiziksel olan bütün olumsuz etkenleri elimine ederek saf davranışsal bir çöküşü bizlere göstermek istemiş. Başta dediğim gibi her şey muhteşem. Üreme olması gerektiği gibi fareler izole olmak istedikleri zaman kendilerine belirledikleri alanlara çıkıp izole edebiliyorlar. Çünkü başlangıçta nüfus az. Hiçbir agresyon yok, hiçbir çatışma yok. Tam bir ütopya. Ama zaman içerisinde yiyeceğin de bol olmasıyla birlikte üreme artmaya başlıyor ve nüfus giderek hızlanıyor. Nüfus arttıkça farelerin alanları da azalmaya başlıyor. Fareler daha dar alanlara ve kalabalığa maruz kalarak streslenmeye başlıyorlar. Başlangıçta belirli saklanma köşeleri varken ilerleyen zamanlarda nüfusun artmasıyla birlikte bu alanlar da azalmaya başlıyor ve haliyle çatışmalar ve agresyonlar baş gösteriyor. Bu konu da bizim için tanıdık. Bir şekilde birinci jenerasyon sorunsuz olarak büyüyor ama ikinci ve üçüncü jenerasyondan sonra davranışsal bozukluklar ortaya çıkmaya başlıyor ve beşinci aydan sonra artık kaos baş gösteriyor. Başlangıç seviyesinin sonuna doğru ilerleyen aşamalarda ilk gruplar oluşmaya başlıyor. Birinci grubumuz pasifler. Bunlar kavgalardan kaçan, daha çok kenarlarda duran, vücudunda yaralar olan, kuyruğu kopuk, kendilerine yapılan fiziki saldırılara hiçbir şekilde karşılık vermeyen erkek fareler ve bir şekilde kendilerini izole etmeye çalışıyorlar. Bir sonraki grubumuz ise alfa fareler. En baskın ve saldırgan davranışlar gösteren erkek fareler. Bunlar alanları kontrol etmeye başladılar ve diğer fareleri kovaladılar. Rastgele bir şekilde hem dişi hem erkek farelere cinsel saldırılar gerçekleştirmeye başladılar ve bunları da ortak alanlarda veya yemek kaplarının başında gerçekleştirdiler. Burada ise verdikleri mesaj çok netti. Buranın hakimi biziz ve bize itaat etmek zorundasınız mesajı veriyorlardı. Tam da bu noktada deney için çok ilginç bir şey yaşandı ve ilk ölüm gerçekleşti. İlk ölen fare pasif erkekler grubundan bir fareydi. Ve neden öldü diyecek olursanız sebebi saldırı değil, açlıktan ölmüştü. O kadar yiyeceğin bol olduğu, içeceğin bol olduğu ortamda bir fare açlıktan ölmüştü. Ve daha sonra daha da ilginç bir şey yaşandı. Bu ölen fareyi bazı fare grupları yemeye başladı. Yine aynı şekilde yiyeceğin bol olduğu bir ortamda ölmüş olan fareyi yemeye başladılar. Buraya kadar daha başlangıcın son evresindeyiz ve orta aşamaya yani çöküşün başladığı aşamaya geliyoruz. Bu noktadan sonra artık yeni gruplar oluşmaya başlamıştı. Nüfus hızla artmaya başladı demiştim ya. Nüfus katlanarak artmaya devam ediyordu ve sosyal baskı maksimuma ulaşmıştı. Yeni gruplar ve yeni davranışlar ortaya çıkmaya başladı. Güzel fareler oluştu ve bir sonraki grubumuz güzel fareler. Bunlar sadece yemek yiyorlar, tüylerini düzeltiyorlar, kendi dış görünüşleriyle ilgileniyorlar. Yemek alanına veya ortak alana diğer gruptakiler gelmeden önce iniyorlar. Ve onlardan hemen önce yine kendi belirledikleri alanlarına çıkıyorlardı. Narsist davranışlar geliştirmeye başlamışlardı. Çatışmalardan tamamen çekildiler, çiftleşme davranışlarını bıraktılar ve toplumun üretkenliğini düşürmeye başladılar. Bu noktada nüfus 2000 bandına doğru gelmişti. John Calhoun ise bu deneyin
3000 fareye ulaşmasını hedeflemişti ama bir türlü o nüfusa erişemiyordu. Bunun sebebi ise gruptaki dişilerin davranışları değişmeye başlamıştı. Bir sonraki gruplar ise dişiler, anneler ve yavrular. Popülasyonda stres arttıkça anneler yavrularına bakmamaya başladılar, terk ettiler veya saldırdılar. Yavrular yönsüz ve savunmasız kaldılar ve birçoğu da ölmeye başladı. Hatta ki bir noktadan sonra anneler hiç beklenmedik bir şey yaptılar. İşte bu deneyin kırılma noktası olacaktı. Bazı anneler yavrularını bilinçli olarak öldürmeye başladı. Dişilik ve annelik fonksiyonlarındaki bu bozulmalar 3 sene olarak planlanan bu deneyin 1 sene erken bitmesine sebep oldu. Burada unutmadan ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Toplumdaki anne figürünün ne kadar önemli olduğunu bu deney bize bir kez daha gösterdi. O yüzden bu videoyu izleyenler arasında çocuk bakan eşi veya etrafında bir anne olan yakınınız varsa lütfen ona anlayışlı davranın, hassas olun ve onun stresini olabildiğince azaltın. Çünkü bir toplumdaki çöküşü kalıcı hale getiren şeylerden bir tanesi de annelik kavramının kaybolması. Annelerin sağlıklı bir ortamda çocuk yetiştirememesi. İlerleyen aşamalarda kayıplar artmaya başladıkça aynı oranda gruplar arasındaki agresyon da artmaya başladı. Hiyerarşi daha sert ve daha belirgin hale geldi. Sizlerden yorum yazmanızı bekliyorum. Bu saydığım gruplar arasında toplumumuzdaki hangi grupları bu gruplarla bağdaştırdınız? Deney 600. gününe ulaştığı zaman neredeyse 2000 kişilik koloniden geriye birkaç fare kalmıştı. Başta da belirttiğim gibi fiziksel şartların muhteşem elverişli olduğu bir ortamda geriye sadece birkaç fare kaldı. Buradaki alfalar çöküşün tetikleyicisi oldular ve şiddeti yarattılar. Pasifler kendilerini izole ederek toplumu zayıflattılar. Güzel fareler üretimi durdurup çöküşü kalıcılaştırdılar. Anne yavrulardaki ilgisizlik yeni doğacak neslin ölmesine ve savunmasız kalmasına sebep olarak çöküşe son darbeyi vurdu. Alfalar deyince aklıma genellikle güç odakları geliyor. Politik ve ekonomik güçlü elitler, liderler, mahalle arasındaki suç çeteleri, kurum içi baskıcı patronlar, bunların hepsi rekabeti tetiklediler ve diğer gruplar arasında stresi başlattılar. Bu insanlar kendi ego tatminleri için her şeyi yapan tipler ve hep daha fazlasını isteyenler. Pasifler kavgadan kaçan, kendi duygu düşüncelerini söylemeyen, bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyenler. Kendi içine kapanan, yalnız yaşayan yetişkinler. Ürkek sorumluluk almaktan kaçan genç erkekler. Sonucunda ise toplumsal bağlılık ve üretim azalır, depresyon ve izolasyon baş gösterir. Güzeller, güzeller çok tanıdık. Günümüzdeki sosyal medyada etraf yanarken cilt bakımından, makyajdan bahsedenler. Bunlar elbette ki olsun, bunlar hayatın parçası. Benim de hoşuma gidiyor ama sadece bunlara odaklı olmak, 7/24 ne giyeceğinden bahsetmek, dış görüntüsüne sadece odaklı kalmak ve insanları bu şekilde uyuşturmak, hiçbir toplumsal konuda ses çıkartmamak, sadece kendi zevk ve konforuna odaklanan bireyler, toplumun üretkenliğini azaltanlar ve çöküşü kalıcı hale getirenler. Stres altındaki annelerin çocuklarının savunmasız kalması. Buradaki deneydeki beslenmeyi biz günümüzde ilgisizlik, çocuğa yeterli ahlak etik kurallarının öğretilmemesi ve bunun dolayısıyla mecazi bir ölüm olarak da adlandırabiliriz bence. Aşırı ilgisizlik veya tam tersi çok yoğun bir baskı uygulanması, çocuklarla yeterli vakitlerin geçirilmemesi, gelecek nesillerin toplumdan kopuk, bağlardan, etik, ahlak, örf, adet, geleneklerden kopuk yetiştirilmesi. İşte çöküşü en kalıcı hale getiren kısım bence de burası. Peki bu deneyin sonunda John Calhoun ne gibi notlar düşmüş diyecek olursanız. Ona göre toplumdaki nüfusun hızlı bir şekilde artması çöküşü başlattı. Dengesizlik fareleri izole bir hayata itti. Yemek aramak ve yuva kurmak gibi arayışların olmaması gruplar içerisindeki cinsiyet rollerini değiştirdi. Bu da çok tanıdık. Şiddet, anormal cinsel davranışlar, izole yaşam üremeyi durdurdu. Burada en başta da söylediğim şekilde kaynakların sonsuz olması çöküşü engellemedi. Tam tersi aslında ona bir darbe vurdu. Yani şuradan da şu sonucu çıkartabiliriz. Evet, toplumları çöküşe götüren sebeplerden bir tanesi de belki de önemli sebeplerinden bir tanesi ekonomi gibi gözükse de birinci sebep ekonomi değil. Bu deney bize bunu gösterdi. Şimdi biz günümüzle alakalı konuşalım biraz da. Töre dizileri, mafya dizileri, buradaki erkek başrollerin bize ideal erkek gibi sunulması alfa erkekleri arttırdı. Kanunlardaki yumuşak suç politikaları mahalle arasındaki
çeteleri ve saldırganlıkları arttırdı. Sosyal medya, özellikle yüksek takipçili fenomenler, müzik grupları, şarkıcılar, insanları sadece dış görünüş odaklı yaptı ve fiziğinle, dış görünüşünle varsın, onlarla değerlisin, sadece onlara odaklan, 7/24 kendinle ilgilen, New Age akımları, sen değerlisin, sadece kendini önemse, sen varsan her şey var gibi düşünceler insanlarda narsizmi arttırdı. Vücudunu teşhir eden kadınlar alkışlandı. Özgür kadın denildi ama evinde veya çalışarak çocuğuna bakan kadın değersizleştirildi. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığı veya duygularını, düşüncelerini, eleştirilerini saygılı bir şekilde yapmasına rağmen susturulan ve düşünce hakkı tanınmayan insanlar pasifize edildiler. Hukuksuzluktaki artış sebebiyle insanlar pasif kaldılar. Onlara saldırılar olsa da fiziksel saldırılar, hukuka duyulan güvensizlikten kaynaklı nasıl olsa hiçbir şey olmayacak, en iyisi ben susayım, daha da yara almayayım diyerek kabuklarına çekildiler. Sizler neler düşünüyorsunuz? Biz bu deneyin hangi aşamasındayız ve hangi grupları hangi günümüzdeki insan gruplarıyla eşleştirdiniz? Veya eklemek istediğiniz başka gruplarda var mı? Bu deney günümüzü birebir tamamen anlatan bir deney. Ve bana soracak olursanız bu deneyin ortadan sonraki çöküşe yakın olan kısmındayız. Buradan dönüş olur mu? Farelerden daha bilinçli olduğumuz için, düşünme yeteneğimiz olduğu için, doğruyu yanlışı araştırarak, sorgulayarak bulabilme yeteneğimiz olduğu için sonuç acaba değişir mi? Ama bunun için daha çok kişinin bilinçlenmeye ihtiyacı var. Daha çok kişinin sorgulamaya ihtiyacı var. Daha çok kişiyi bu konulardan haberdar etmeliyiz. O yüzden lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.